E parmaklarınıza baktım ya maşallah. E, <laughs> siz de bildiğiniz böyle bir kuyum dükkanı gibi dolaşıyorsunuz kadar. E, Sizde siz de az benim değil evet tabii de var de, tabii yani benim mu, de kırmızı takıntım. mı? E, kırmızı Yok bu sand... siyah, siyah siyah hocam. Mu? Siyah, evet. kümüş üzerine siyah. Çok güzel, bir güzel taş. Şimdi biliyorsunuz işte muhteşem yüzyıl diye konuşuyoruz. Kanun'un elinde dört yüzük var. Üçte burada var. Alnında taş var. Evet. işte kılıcında taş var. Bütün üstü taşlar. Evet. Bakın taş bir bilimdir. Dünyada hiçbir şey Şimhanfendi işte yüzük takıyor, küpe takıyor. Biliyor mu hangi taş herkesin astrolojik boyutta doğduğunda bir kokusu, bir rengi, bir de taşı vardır evet. astronomide. Hı -hı. Bu bir bilimdir. Hı -hı. Ama bu ülkede bunları bilim kabul etmiyorlar Hı -hı. daha. Yani film diyorlar, geçiştiriyorlar öyle böyle. <laughs> <Bilim> değil, <laughs> bunlar da olacak. Yani Harran'da Astronomi Üniversitesi, Kastamonu'da, Devahan'da Astronomi Üniversiteleri varmış Hı -hı. yani. Vardı Hı -hı. bunlar. Hı -hı. Taşın enerjisi yok deyince e peki bu sıpalarda binlerce taşla insanların belli noktalarına işte o siyah taşı koyarak enerji vererek oradaki şakra, düğüm noktalarını, terapi noktalarını, akapunduk noktaları açılıyor. Onların hepsi bilimsel. Yani yine güneşe gözünü kapatıyor, karanlıkta birileri. İşte biz onun için herkesin unutmayın bir taşı, bir rengi, bir kokusu. Sizin nedir taşınız, renginiz, kokunuz? Ben 12 taşı da kullanıyorum Hı -hı. değişik durumlara göre. Hı -hı. Bu yakuttur. Yakut. Yakut Hı -hı. kalp rengidir, kalbi yakınlaştırır. Bu lal'dır. Evet. Çok önemli. Aha. Lal taşıdır. Yani bu da çok önemli bir taş, pahalı bir taştır. Enerji verir. Mesela şu an bütün padişahların Parmağındaki kırmızı taş budur yani. Lal taşıdır. Tabii lal taşıdır. Bu çok önemli. Enerji verir insana, güç verir. Ben bakın, e, hani bizim kaşıkçı elmasımız vardır. Bakın Süleyman olsun, diğer padişahlar. Toplantılarda hepsi takar sorgucuna, buna çıkarlar. Hı hı. Kılıçların kabzasında taşlar vardır. Güç verir insana. Hı hı. Neden? Bir İngiliz'in hatıratından nakledeyim burada. Bu ibret olsun buradaki bu bilim dışı diyenlere de. Hı hı. Bir gün diyor padişahın huzuruna çıktık Beş ususta nota verecektik diyor. Yani itiraz edecektik. Tamam. Dışarıya çıktık ki diyor hiçbir şey diyememişiz. Sanki büyülenmiştik diyor. O sorgucundaki taş diyor bizi büyüledi. İşte bunlar da enerji vardır. Karşıdan size Ayşe bakarken nazar haktır inancımıza göre. Kötü bakışlar biraz sanatçılara yürürken tökezler şu olur. İşte eve gelirsiniz değil mi ay halsizim, sizin yorgun evet. döküm. İşte bu taşlar onun için kullanılmıştır. Dışarıdan şimdi buraya baktığınızda sizin de dikkatinizi ne çekiyor? Bu. Evet. Bakanın ilk kötü enerjisi buraya geliyor, absorpluyor. İkincisini beden aurası bunu karşılıyor. Karşılıyor. Bakın. Onun için taşlarda müthiş bir enerji vardır. Sissiz olun. Taşınızı bulun, takın ama ...başkalarının da esiri olmayın. Mesela birilerinden Hı. hediye yüzük falan almayın, onun esiri olabilirsiniz o taşa. Hadi. Yüklenen bilgiler vardır. Anam attık şimdi yarım kalıcı Şimdi adam elmastır şudur budur. <laughs> Gitti bu akşam çöpe. E, tabii şimdi yani ne oluyor? Al diyor sana bunu verdim ayrılamıyor o kişiden. Hocam tek taş verirler hatunlara. Efendim şimdi tabii tek taşa Tamamen yük... bağlamak için işte. Tabii <laughs> yüklenen bilgi çok önemlidir bakın. Hı. Yani bunlara... Şimdi bu taş neden bu rengi almıştır? Belki de bir milyon yıllık bir baskıyla bu rengi almıştır. Kozmozdan aldığı, gezegenlerden tamam. aldığı. Mesela bu yüz bin yıl önce sarıydı, sonra lacivert oldu, sonra yeşil oldu. Bu bu renkler kozmozun hareketlerine göre, yıllara göre değişik renk alıyor. Bunda şimdi bütün bilgiler var. Peygamberlerin bilgileri, konfüçyüsün bilgisi ne var. Bu yani, Her şey içinde var bu bilgi. Onun için Mesela evet. yüzükleri öyle lalet takamazsınız Mesut Bey. Hı. Bana çok önemli yüzükler gelir dünyadan. Hı hı. Tesadüf yoktur, hı hı. tevafuk vardır beyefendinin hı hı. dediği gibi buluşmaları. Ben 3 ay o yüzüğü takamadım. Takıyorum yüzüğü gece uyutmuyor beni. Çıkart diyor. Allah Allah. Onu sevdim, hı. okşadım, ona muhabbet, uhuvvet, letafet, nezakette bulundum. Temizledim hı. sonra bir gün dedi ki tak beni. O gün bugün ben mutlu oluyorum. Belki psikolojik. Bir şey demiyorum ama şunu unutmayın. Her taşın bir enerjisi var. E şimdi uranyumda enerji yok mu? Değil mi? Atom yapılıyor. Osmiyum, katmium. Hiçbir şey bırakın. Saatlerde kuarts yok mu? Var. Kuarts, enerji. Evet. Şimdi bilim adamı çıkıp da buna enerji yoktur diyorsa, işte gitsin Ege Üniversitesi'nde bu bilmi bilen profesör hocalarımız var. Hı hı. Bunları alsınlar. Onun için sizsiz siz olun. Biz bu taşlarımızı takacak, peygamberler de yüzük takmıştır, Hı. Osmanlı sultanları, padişahlar. işte niçin rahmetle anıyoruz Banço'yu? Bu kültürleri görmüştü, Hindistan'a gitmişti, o bölgelere, Japonya'ya, Çin'e. Bakıyor ne bu? İşte diyor bunu takarsan şöyle olur. Ya Hiçbir şey olmasa benim moralim düzgün oluyor. Nasıl bulacak yani. ta, e, insanlar kendilerine ait e, taşları? İşte maalesef ülkemizde üzülerek söylüyorum. Hı -hı. Biz hepsini alıp deneme radyestezi metodumuz var. Hı -hı. Hangi bitki değil mi? Ya değil mi? Hı -hı. Taş değil mi? Yüzde 95'inin boncuk olduğunu söylemek zorunda Haydi bakalım. Siz taş neyi bekliyorsunuz? İki <laughs> <2, gülüyor> artı bu taşlara işte bilmem ne fabrikalarında içine yeşil boyu katarak işte yapıyor yağı Şimdi Ben soruyorum. Kaça aldınız diyorum bu yakutu? 50 lira diyor. Ya. Şimdi bu yani şu yüzük 1 milyar lira. Aslıysa şayet. Bunun enerjisi var ama öbürü boncuk süs olabilir. O da moral yönünden sana Psikolojik belki bir şey olarak. verebilir. Bir hususun altını çizmek istiyorum. Şimdi bize çok işte merkezimize danış danışanlar geliyor. Migreni baş ağrısı var. Kadın 50 yaşında. Çözülemedi diyor. Hocam migren başım Tansiyonum diyor, aç başını diyorum, saçını şöyle açıyorum, kocaman bir küpe burada. Çıkarın küpenizi diyorum. Tamam, bir iki noktasına, işte Medulla Oblongata solar plexus noktalar var, sakinleştirici, <laughs> safra kesesi noktaları, işte migren noktaları, Tuba Hanım dediği gibi. Buralara dokunu 20 dakika içinde hayatı değişiyor. Neden? Kulağına taktı taş. Kulak, e, ana bizim bu akapunktur ilminde... Baş demektir burası. Burası beyindir. Şimdi buraya öyle bir enerjili taş takmış ki yoğun bir enerji veriyor beyine. Kadın da 55 yaşında eve gelmiş yani hiçbir e, aktivitesi yok. Harcayamadığı için fazla enerji. Ne oluyor? İşte stres, sıkıntı, gerilim yaşıyor. Onun için mutlaka taşınızı bilerek almanız lazım astrolojik boyutta. Bunun böyle olmasını ben buradan tavsiye Anladım. ediyorum. Ya sevgili dostlar bir sürü mail geliyor. Yani e, hiçbirini okuyamıyorum. Çok hızlı geçiyor bir yandan. Sen ne? Ah kavanoz diyorsun. Telefon mu var? Telefonu birazdan alalım. Telefondaki arkadaşımıza eğer sağlığı yerindeyse birazcık beklesin. Ben bir Emel ablamın bir selam söyleyeyim hemen.